buraya uçuyorum. Evet, önümüzdeki 4 günü geçireceğimiz mükemmel Çuluşman Vadisi'ne geldik. Burada harika şekilde evler yapmışlar ve burada artık medeniyet bitmiş durumda. Burada elektrik yok, burada duş yok, burada telefon çekmiyor, burada internet yok. Evler de çok güzel, manzara da çok güzel. Her şey çok güzel yapılmış. Bir anda kendimizi Orta Asya'nın göbeğinde, bu muhteşem doğanın içinin de içinde bulduk. Akşam da burada ateş yakıp etrafında şarkılar söyleyeceğiz. Şaman çağırıp belki de onların özel içeceklerinden içeriz. Allah büyük, Tengri çok büyük. Medeniyetten uzak ilk sabahtan herkese günaydın. İlk kez böyle bir gece geçirdim hayatımda diyebiliriz. Elektriğin olmadığı, duşun olmadığı. Hamamda banyomuzu yaptık, Rus hamamında. Belki bugün orada da bir çekim yaparım. Bunun dışında içeride soba var ama gece çok soğuk olmadığı için yakmadık. Ancak sabah inanılmaz soğuktu, donduk. Taştan mantarlar, yani bizim Kapadokya'daki gibi mantar şeklinde oluşmuş kaya, taş yapılardan çok güzel bir bölgeye gideceğiz dağların tepesinden. Bir miktarlık kısmı böyle motorla gittikten sonra o dağ tarafına ulaşacağız. Bu yolu su üstünden geçmiş olacağız. Hem su yolunu, hem karayolunu, hem yürüyerek hem araç, hepsini kullanmış oluyoruz böylece. Gerçek doğayla baş başayız. Artık en doğal, en saf halimizi görebilirsiniz. Sovyet gezgininden ayrılmayın. Geçtiğimiz köprülere bakar mısınız ya? Aşağıdan gördüğümüz o ince, uzun yola gelmiş bulunmaktayız. Pardon, fast track'in bozulmasının. Sol tarafımızda mükemmel bir manzarayla bu tırmanışı gerçekleştiriyoruz. Şimdi size o manzarayı gösteriyorum. Birkaç kilometrelik yol kaldı. Ondan sonra Altay'ın peri bacalarına varmak üzereyiz. Evet, ve istediğimiz noktaya ulaşmak üzereyiz. Artık mantarlar burada. Tabii yükseklik korkusu olanlar dikkatli gelsinler. Özel ayakkabılarıyla gelsinler. Mantarlara sonunda ulaştık. Hani bizim Kapadokya'dakilerden ziyade burada gerçekten mantara benziyorlar. Kop şeklinde kafaları var. Binlerce yıllık doğasal süreçlerin sonuçları. Ve burada birazcık da kafaları küçük olduğu için önümüzdeki 100 yıl içinde kafalarında düşeceği öngörülüyor. Dolayısıyla biz iyi başaran şanslı azınlıktanız. Tabii burayı böyle ahenk içinde yapan bir diğer unsur da direkt vadinin dibinde olması. Bir yandan böyle eşsiz bir yükseklik, bir yandan tepeye çıkınca da bu arkadaşlar. Arkamızdaki güzel manzaradan zaten bahsetmiyorum bile, inanılmaz. Aman tanrım. Bugünkü yürüyüş turumuzu geleneksel olarak nehirlerimizden içme suyu doldurarak bitiriyoruz. Akşamki organizasyonlarda yine çılgın olaylarla görüşeceğiz. Dünyanın en lezzetli, en temiz ve en soğuk suyundan kana kana içerek buyurun, bu da odamızın içi. Daha doğrusu evimizin içi. Burada gördüğünüz gibi sobamızı da yaktık. Akşamları 3 saat elektrik veriliyor. Telefonlarımızı şarj ediyoruz. Bugün ulaşımın Rusya'da en zor olduğu 5
turistik noktadan bir tanesine yürüyerek gideceğiz. Uçar Şelalesi. Şelalenin orijinal adı bu, ben tercüme yapmıyorum. Buradan artık araç yolu hiç yok. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yürüyüşle Uçar Şelalesi'ne ulaşacağız. Nehirin öbür tarafına geçiyoruz. Ondan sonra yürüyerek devam edeceğiz. Evet, Milli Park içindeki yürüyüşümüze başladık. Yaklaşık 6 kilometrelik yukarıya doğru bizi götürecek bir yürüyüş yolu bizi bekliyor. Yolun sağ tarafı çurumlardan oluşuyor. Burada birazcık daha az ama daha dik olan yerleri de var. Allah yardımcımız olsun. Evet, şu arkadaşların geldiğini gördüğünüz gibi sağ tarafı uçurumlu olan yolu ben çok şükür bitirdim. Abiniz biraz daha hızlı yürüdüğü için artık normal düz yola vardık ama tekrar tırmanacağız gibi görünüyor. Ama bir yandan da sürekli manzara değişiyor. Sürekli başka bir güzel manzarayla iç içe olduğumuz için bu yolu keyif ala ala ilerliyoruz. Şelaleler ufaktan başladı bile. Birazcık dinlenme, birazcık içme suyu alma, eğlencemiz başlıyor. Yolculuğumuza devam ediyoruz. İnanılmaz sıcak bir hava var. Bir de masmavi gökyüzü bugün. Gök Tanrı'ya inanan Türk halkları olarak bizi mutlu etti. Güzergahımız gitgide zorlaşıyor. Birazdan buradan ilerlemeye başlayacağız. Şelaleden bir su içip biraz serinleyip biraz dinlenip. Evet, en zor aşamalardan birini de geçmiş bulunuyor bu kardeşiniz. İnşallah ekibin geri kalan kısmından da herkes bize katılır. Sonunda Uçar Şelalesi'ni gördük. Karşımızda çok devasa, şu anda biz üst yarısını görüyoruz diyebilirim. Altında da bir o kadarlık kısım devam ediyor. Çünkü kendisi uçuyor. Biraz yorulduk ama çok da değil açıkçası. İkinci nefesim de açıldı. Yürüyüşe ilk başladığımızda birazcık nefesim kesiliyordu yukarı doğru çıkarken. Şu anda nefes problemi yaşamıyorum. Altay'ın gücünü size de tavsiye ederim. Hayatımda bir öğlen yemeğini büyük ihtimalle hiç bu kadar hak etmemişimdir. Uçar Şelalesi'ne ulaşan ilk Türkiye'li Türk olarak buraya bayrağımızı dikmeye çok az kaldı. Evet, son noktamıza ulaştık. Birazdan mükemmel bir manzara bizi bekliyor. Evet, hayatımda en hak ettiğim öğlen yemeği demiştim. Gerçekten de bu manzaranın eşliğinde, bu manzara eşliğinde yemeğimizi yemek için çok emek verdik. Gerçek enerji kaynağı hurmayla da enerjimizi toplayalım. Mekke'den getirdik özel. Uçar Şelalesi'ne gelen ilk Türk olarak Türk bayrağını buraya dikiyorum. Dönüş yoluna başladık. Gördüğünüz gibi ta şu köşe dağın arkasına kadar yürüyerek gideceğiz. Hadi bakalım cigitler. 1980'li yıllarda rafting eğitmenleri yeni rotalar ararken kendilerine Uçar Şelalesi'ni keşfetmişler. Dolayısıyla topu topu 50 yıl önce bulunmuş bir şelaleden bahsediyoruz. Son 15-20 yılda buraya artık yürüyerek ulaşım için bir yol yapılmış olsa gerek. Ki zaten videonun başında da bahsettiğimiz gibi Milli Park'a dönüşmüş. Bütün vücudum inanılmaz güzel şekilde çalıştı. Ve Altay Dağları'nın, nehirlerinin, şelalelerinin harika enerjisini birazcık daha içimize çekmiş olduk. Vadi tüm ihtişamıyla bizi beklemeye devam ediyor. Bugün mükemmel bir hava vardı şansımıza.
Evet, artık gezimizi tamamlıyoruz. Bugün dünyanın en derin göllerinden bir tanesi Teletskoye Gölü'nde. Gölün bir tarafından bir tarafına sürat teknesiyle geçiyoruz. Yaklaşık 2,5 saat süren bir yolculuk. Arada böyle de bir mola verdik. Neredeyse bir tropik adaya gelmiş gibiyiz. Yani yaklaşık 2 dolara. Bu dünyanın en önemli şelalelerinden birine giriyoruz. Evet, şelaleye de vardık. Böyle aslında gayet büyük, güzel bir şelale ama dünden önceki gün Uçar Şelalesi'ni gördüğümüz için bu bize küçük geliyor aslında. Mükemmel Altın Göl.